Şimdi efendim siz vatandaşla ilgili de sormaya devam edeyim dilerseniz. Çünkü bir yandan enflasyonla mücadeleyi konuşuyoruz, bir yandan da fahiş fiyatlarla mücadeleyi konuşuyoruz. Evet. Maalesef yani hani artık vatandaşlar fahiş fiyatlarla ilgili bir boykota gitmeye hazırlanıyor. Böyle baktığınız zaman sizin de bir hazırlık içerisinde olduğunuzu biliyoruz bu konuda. Kısmi kapatmaların da olabileceği konuşuluyor. Nasıl bir mücadele planı hazırlıyorsunuz? Dediğiniz gibi maliyetle bağlantılı olmayan, hani bir maliyet artar gerçekten anlarsınız. Hani bir reel bir zemini olur anlarsınız ama bunlardan kopuk tamamen maliyetten bağımsız bir fahiş fiyat meselesi gündemimizde dediğiniz gibi. Bu konularda Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar var. Meclis grubumuzun yine yürüttüğü çalışmalar var. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde bu yapılan hazırlıklar değerlendirilerek belli adımlar atılacak. Deprem bölgesi için bir çalışma yapmıştık biliyorsunuz. Orada 10 kat cezaları arttırmıştık deprem bölgesi için. Şimdi yeni yapılan çalışmalarda da işin özü bu. Dediğiniz gibi yaptırımları daha güçlü hale getirme. Yani şu yaptırım olur, bu yaptırım olur. Şimdi bitmeden çalışma bir şey söylemeyeyim. Ama işin özü dediğiniz gibi yaptırımları arttırma. Daha fazla caydırıcı hale getirme ve vatandaşımızın bu şikayetini böylece daha fazla karşılama. Dolayısıyla bu konuda bir hazırlık içindeyiz. Yakın bir gelecekte tam şekillendiğinde içeriği yine bu da kamuoyumuzla paylaşılmış olacak. Kanuni düzenleme gerektirdiği için meclisimizin gündemine de gelmiş olacak böyle bir teklif. Dolayısıyla bunları yakından takip ediyoruz ama kanuni düzenleme dışında da tabii bir taraftan denetim kapasitesinin arttırılması, dijitalleşme başta olmak üzere yeni teknolojilerin bu konuda daha yaygın kullanımı gibi farklı hususları da tartışıyoruz. Yani çok boyutlu bir şekilde bu fahiş fiyat meselesinin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız, grubumuz, diğer ilgili kurumlarımızla sonuç alıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.